Bir virgül Tabii koyalım. ki Beşiktaş gol Başkanı geldi. Hasan Arat konuşma yapıyor. Bu stat ismi konusunda genel kurula bir öneriyle yakın zamanda geleceğiz. O giriş çok güzel oldu. Orayı görmenizi isterim. İhsan Bey, siz hiç susmayın. İhsan Bey nerede? İhsan Bey. İhsan Bey, siz Türkiye'nin en namuslu bürokratlarından birisiniz. Fulya'yı Beşiktaş'a kazandıran insansınız. Ben idareciyken siz Beşiktaş yüzünden mahkeme süründünüz, bize Fulya'yı verdiniz diye. Beşiktaş sizin hakkınızı hiç ödeyemez. Sağ olun, var olun. Söylediğiniz şeyler çok kıymetlidir. Alnınız açık, başınız dik, her zaman bu mekana geleceksiniz. Sağ olun. Gerekeni de zaten yardımlaşma açısından Ali Rıza Bey de burada, Altın Hanım da burada. Sizi yalnız bırakmayacağız. Detaylara girmeden bunu söylüyorum. Zaten yeterlidir söylediğim. Doğu Dursun Bey burada mı? Konuşma yaptı. Doğu Bey burada değil. Ersan Bey burada. Ersan Bey, siz bizim Cengiz abimizin yadigarınız. Size Beşiktaş'ın her zaman ihtiyacı var. Dolayısıyla sizin bu kürsülerde her zaman olmanız lazım. Buraları ihmal etmeyin. Bugünkü divan toplantısı mükemmel bir toplantıdır. Özlenen bir resim olmuştur Sayın Başkanım. Allah bizi mahcup etmesin. Hep böyle olsun. Aydoğan Cevahir. Aydoğan bizim kardeşimizdir. Sürçülisan olmuştur. Önemi yoktur. Biz Beşiktaş'ız. Bu güzel konuşmasını ben samimiyetle karşılıyorum. Benim için konu kapanmıştır. Aydoğan, rahat olabilirsin. Zaman zaman olur böyle şeyler. Olmasaydı iyi olurdu ama ben şu anda sizlerin seçtiği bir başkan olarak kimseye küs olma hakkına sahip değilim. Hele kürsüye çıkıp bir de Beşiktaş'ın haklarını savunurken her zaman yanımda olmanızı isterim. Arkadaşlarımızla birlikte bize destek olmanızı isterim. Tekvando ile ilgili söylediklerini çok ciddi dinledik. Ekrem'le konuşabilirsiniz. Ne yapabilirsek birlikte yaparız. Şimdi kapanışta bir iki mesaj vermek istiyorum Sayın Başkanım. Çok kısa. Sonra da kapatalım. Ebedi dost, ezeli rakipler saygı içinde olmalılar. Maçlar kazanılır, kaybedilir. Kupalar kazanılır, kaybedilir. Herkesin müzesinde yeteri kadar kupası var. Beşiktaş 121 yıllık kulüp. Bu kulüpleri idare edenlerin toplumun değerlerini ve muhatap oldukları kulüplerin değerlerini çok ciddiye almalıdırlar. Yaptıkları küçük bir hareket milyonları yanlış yöne sürükleyebilir. Dolayısıyla bizim geçen hafta yaşadığımız olay tatsız bir olaydır. Arkadaşları uyardım. 23 yaşındaki bir çocuğun yaptığı iştir. Düzeltmemiz lazım dediler ama stadı terk ettikten sonra farklı konuştular. Şimdi kalabalıkta konuştuğunuzu yalnızken de konuşacaksınız. Beşiktaş kimsenin kayığına binmez. 121 yıldır Kartal'ı kimse kafese sığdıramadı. Kartal özgürdür, özgür olmaya devam edecektir. Türkiye'de hangi salıncağı kimlerin bildiğini herkes çok iyi bilir. Liderlerimizden bahsediliyor. Seba'dan Ali Samiyen'den. Buradan taraftarlarımıza sesleniyorum. Hem kendi taraftarlarımıza hem rakip taraftarlara. Camiamızın büyükleriyle ilgili sakın yanlış yapmayın. Biz onların mezarına gittiğimiz zaman Ali Samiyen'i de ziyaret ediyoruz. Daha 3 Mart'ta Cüneyt Bey ziyaret etti arkadaşlarımla Ali Samiyen'in mezarını.
Dolayısıyla sakın ha camiamızın büyüklerini rencide etmeyin. Bugün o işleri yönetenler de bunu bahane ederek kötü yönetimler sergilemesinler. Camiaların 100 yıllık dostluklarına zarar getirmesinler. Bunu bugün yapanlar yarın olmayacak, unutmayın. Yolu cesaret olanın yolu aydınlık olur. En karanlık anlarımızda ışığı görmeye odaklanmalıyız. Ayrıca şunu söyleyeyim size. Benim arkamda yürümeyin, önder olmayabilirim. Önümden yürümeyin, takip etmeyebilirim. Sadece yanımda yürüyün, arkadaşım ol diyen Albert Camus sonra demiş ki, hep birlikte böyle başarabiliriz demiş. Yanımda yürüyün. Finali şöyle yapmak istiyorum. Atatürk ne demiş? Bir ulus birbirine sımsıkı bağlı olmayı bildikçe yeryüzünde onu dağıtabilecek bir güç düşünülemez demiş. Beşiktaş'ın artık birbirine sımsıkı bağlı olmasını gerektiren bir durumdayız. Yolumuz açık, şansımız bol olsun. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın açıklamalarını canlı canlı takip ettik. Konyaspor Adana Demirspor mücadelesinde 7. dakika oynanıyor. 0-0'lık beraberlik var. United Everton'a karşı Rashford'un penaltısıyla farkı 2'ye çıkardı. Trabzon'daysa